Cumhuriyet'e veden herkese merhabalar. Yerel seçimler yaklaşırken muhalefet partilerinden de işbirliklerine yönelik adımlar atılmaya başlandı. Peki süreç nasıl ilerleyecek? Özellikle büyük şehirlerde bir işbirliği mümkün mü? İstanbul Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan'la konuşacağız. Sayın Özkan, yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkürler. Sayın Özkan, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan İYİ Parti'ye bir işbirliği çağrısı geldi yerel seçimler yaklaşırken. Sizler de geçtiğimiz gün sosyal medya hesabınızdan bir paylaşımda bulundunuz ve önce CHP ile gizli protokol yap, sonra bunlar kötüdür diye İYİ Parti'ye ittifak teklif et. Nereden baksan tutarsızlık dediniz. Nasıl değerlendiriyorsunuz acaba? Bu sosyal medya paylaşımınızı da biraz açmak isteriz. Sayın Özgür Özel'in dün saat 10.30 itibariyle İYİ Parti Genel Merkezi'ne Sayın Meral Akşener'e yapacağı ziyaretten önce hemen böyle bir tweet attı Sayın Özdağ. Ben de Twitter hesabımdan öyle bir tweet attım. Yani tutarsız bir tweet olduğunu söyledim. Çünkü daha bir hafta önce Sayın Özdağ en büyük hatalarından birisi de İYİ Parti, yani Sayın Meral Akşener'le parti kurmak hayatın en büyük hatalarından biri olduğunu söyledi. Dikkat ettiyseniz. Yani dün öyle, bugün böyle, ertesi gün nasıl olacağını düşünebilirsiniz. Dolayısıyla tutarsız bir siyasetçi olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bizim tabanda herhangi bir karşılığı olmayan bir davetti. Sanırım bizim tarafımızda da çok fazla ciddiye alınmadığı için kimse cevap vermedi. Ben de öyle bir cevap verme gereği hissettim. Durum bundan ibaret. Evet. Peki dün az önce sizin de söylediğiniz gibi CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir görüşme gerçekleştirdi. İşbirliği yeniden görüşülebilir dedi Sayın Akşener. Nasıl değerlendiriyorsunuz acaba? Şöyle aslında 16 Nisan 2017 itibariyle ülkemiz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle, yani o referandumdan sonra 2018 yılı itibariyle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle yönetiliyor. Yerel seçimlerde ittifak tanımı yok aslında. Yerel seçimlerde işbirliği yapılabilir. Beldelerde, ilçelerde, illerde güçlü olan partiden yana tavır alınabilir. Bazı yerlerde İYİ Parti desteklenebilir, bazı yerlerde Cumhuriyet Halk Partisi desteklenebilir. Fakat iki ay önce İYİ Parti Genel İdare Kurulu'nda almış olduğu bir karar var. Bu kararda özü başıma tanımı kullanıldı. Yani kendi adaylarımızla seçime girme tavrı Genel İdare Kurulu'nda netleşti. 46 kabul ve 4 red oyuyla karar gerçekleşti. Sayın Özel'in ziyaretinde de bu durum tekrar değerlendirilebilir mi diye bir talepleri oldu. Sayın Genel Başkanımız da nezaketle tabii ki bu durumu değerlendirebiliriz, yine sorabiliriz Genel İdare Kurulu'na diye bir cevap verdi. İki gün önce Ankara ilçe başkanları genel merkezimizde Sayın Genel Başkanımızla görüştü. Bugün saat 14'te de İstanbul'daki teşkilatlarımız, 39 ilçe başkanımız ve Sayın İl Başkanımız, Sayın Genel Başkanları görüşme yapacaklar. İstanbul'da ve Ankara'da, yani benim kişisel görüşüm, bir sene öncesine kadar Sayın Mansur Yavaş ve Sayın Ekrem İmamoğlu'nu İYİ Parti, biliyorsunuz, eğer Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilirse bizim tarafımızdan herhangi bir problem olmadığı ve desteklenecekleri söylendi. Yani burada tabii partimizin yetkili organları nihai kararı verecekler ama tabandan gelen talep de özellikle İstanbul'da ve Ankara'da bir işbirliği yapılması yönünde bir kanaat var. Sürekli görüşüyorum partililerimizle. Dolayısıyla şimdi 81 ilde ayrı gideceğiz söyleminden sonra belki teşkilatlara yetki verilmesi hususunda bir karar çıkabilir ama Sayın Genel Başkan'ın Genel İdare Kurulu'na nasıl bir soru soracağını tabii bilemiyorum. Şimdi şöyle bir soru sorarsa, yani bazı il ve ilçelerde seçime işbirliği yapılarak girilmesi hususunda yetki isterse o yetki verilir. Ama mevcut Genel İdare Kurulu kararının
devam edip etmeyeceğini sorarsa o kararın devam etmesi yönünde bir karar çıkabilir. Yani pazartesi gününü bekleyip görmek lazım. Umarım her şey iyi olur. Sayın Özkan, Akşener daha önce CHP ile biz o defteri kapattık, artık AKP'de, CHP'de rakibimizdir demişti. Ardından İyi Parti içerisinden bir grup CHP'de genel başkan hem Yunus Kemal Kılıçdaroğlu iken eğer bir değişim mümkün olursa daha olumlu bakacaklarını, işbirliğinin de mümkün olabileceğini ifade etmişlerdi. Peki sizce şimdi son olarak atılan bu adımda CHP'deki genel başkanın değişimi etkili olmuş olabilir mi? Tabii bir ılımlı hava tabanda hissediliyor. Yani bir motivasyon var. Umarım iyi hesap edip kararları verilmesi gerektiği kanaatindeyim. Şöyle ki İstanbul ve Ankara'nın 2019-31 Mart seçiminde kazanmış olması muhalefetin kazanabilme motivasyonu olarak görüyorum ben. Ya bu düşüncemi de partimizin yetkili organlarındaki yetkili kişilere aktarıyorum ben. Birçok insan hak veriyor. Yani İstanbul ve Ankara'nın 25 yıl üzerine kazanılması aslında muhalefetin kazanabilme motivasyonu. Bugün %50+1'den nasıl dönebiliriz'i konuşan Sayın Cumhurbaşkanımız var biliyorsunuz. 50 bin oyu olan Hüdapar'a 3 tane vekillik verdiler. Demek ki bir birlik beraberlik içerisinde hareket etmek lazım. Şimdi İyi Parti kurulduğu günden beri ne olmadığını anlatmaktan ne olduğunu anlatamadı maalesef. İyi Parti aslında üçüncü bir yolu halkımıza sunuyor. Fakat şöyle düşünmek lazım. İstanbul Belediye Başkanlık seçimlerinde Sayın Erdoğan'dan itibaren incelerseniz, Sayın Erdoğan çoklu adaylı döneminde %25'den biraz az bir oyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandı. Ondan sonra Ali Müfit Gürtura Beyefendi hakeza öyle. Daha sonra iktidar ve muhalefet olarak iki blok haline geldi sistem. Şimdi tabii ki kendi başımıza girmek daha önemli. Fakat bugün artık bu iki kutuplu siyasetten kurtulmanın tek yolu güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek de mümkün. Benim kişisel kanaatim bu yerel seçimler değil de genel seçimlerde bu durumu zorlamak gerektiğini düşünüyorum. Genel seçimlerde eğer bu sistemi değiştirilebilecek bir çoğunluğa erişilebilirse ondan sonra zaten her parti kendi hareket alanında kendi programlarıyla halka inerek etkin siyaset yapabilir. Ama İyi Parti merkeze konumlandığı müddetçe her zaman üçüncü bir yolu halkımızı açacaktır. Fakat bu yerel seçimlerde işbirliği bazı noktalarda yapılabileceğini düşünüyorum. Peki CHP'deki değişim etkili oldu mu sizce? Onu söylediğim gibi yani tabanda bir karşılık buldu. Evet. Yani Sayın Özgür Özel'in, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'nın vermiş olduğu mesajlar da bunu gösteriyor. Gayet nezaketli açıklamaları yapıyorlar. Yani Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener Hanımefendi ile bir abla kardeş hukuku olduğunu söylüyor. Çünkü uzun yıllar parlamentoda beraber görev yaptılar. Sayın Akşener'in meclis başkan vekilliği süreçlerinde beraber görev yaptılar. İyi bir hukukları olduğunu biliyorum. Bizim tabanda bir karşılık buldu aslında Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişim. Çünkü biliyorsunuz 3-6 Mart tarihinde çok yıprandı partimiz. Sayın Genel Başkanımız çok yıprandı. Çok fazla hedefe kondu. Fakat neticede ortadaki durum Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir değişim oldu. Onların açısından da bir motivasyon oldu. İyi Parti tabanında da belki İyi Parti lehine yapılabilecek olan kazanımların bu 2017 yılından beri geçmiş olduğumuz Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin değişebilmesi için aslında yeni bir umut olarak karşımıza çıkıyor. Yoksa yerel seçimler bu sistemin değişmesi için bir araç. Mevcut siyasi iktidarın tabanı olan Refah Partisi biliyorsunuz İstanbul'daki belediyelerle aslında başlıyor. Yerelde hikayesi olmayanın genelde bir hikayesi olmaz. Yereldeki başarılar İstanbul ve Ankara'da
İYİ Parti'ye verilebilecek olan ilçe belediye başkanlıklarıyla veyahut da Türkiye genelinde verilecek olan işbirliğiyle il belediye başkanlıkları, büyükşehir belediye başkanlıklarıyla İYİ Parti'nin bir yerelde bir hikayesi olabilir. Yerelde hikayesi olursa genelde çok daha güçlü bir hikayesi olur ve parlamenter sisteme geçirebilmesinin önü açılır diye düşünüyorum. Peki özellikle büyük şehirlerde HDP eğer CHP'nin adayını desteklerse İYİ Parti'nin yaklaşımı nasıl olur CHP'ye? Şimdi şöyle, ben genel seçimlerde de aynı düşüncedeydim. HDP'nin kendi adayını çıkarması lazım. Kendi adaylarını çıkarsınlar. Yani şimdi bizim tabanda ciddi rahatsızlık yaratılıyor. 14 Mayıs'tan önce HDP'le işbirliğiyle suçlandık. Aslında hiçbir alakamız yok. Yani birbirimize selam vermeyen iki zıt kutup gibiyiz biz. Evet. Fakat bu durumda suçlandık. Ben Ankara'da ve İstanbul'da aday çıkarırlarsa daha kolay olacağı yönündeyim. Çünkü en son yapılan genel seçimlerde %25'lik yani oyları sabitlenmiş milliyetçi bir blok oluştu. Bu durumu göz ardı etmemek lazım. Yani ülkede güvenlik ekonomik kaygılardan daha önde. Bunu peki, iyi okumak lazım. Aday çıkarmazlarsa eğer bu ihtimal söz konusu olduğunda CHP'nin adayını desteklerlerse eğer İYİ Parti'nin yaklaşımı nasıl olur CHP'ye? Yani bu konu biraz sıkıntı bizim için. Yani nasıl bir yaklaşım olur? Sonuçta belli adayların desteklenmesi, farklı siyasi partilerin tarafından desteklenmesi aslında bizi çok fazla ilgilendirmemesi lazım. Ya şöyle düşünüyorum ben. Bugün HDP yaklaşık 5-6 milyon civarında oy alıyor. Benim kişisel kanaatim yani bir ülkenin 6 milyon teröristi olmaz. Eğer bir ülkenin 6 milyon teröristi varsa o ülke iyi yönetilemiyor demektir. O yüzden HDP oy vermiş bütün insanları da terörist diye yaftalamak da doğru değil. Ben HDP'nin Kürtleri temsil ettiğini düşünmüyorum. Bizim partimizde de Kürt kökenli vatandaşlarımız var. İnsanlar özgür iradeleriyle istedikleri partiye oy verebilirler. Ben HDP'yi Kürt kisvesi altında sosyalist bir parti olarak görüyorum. Milletvekillerine baktığımız zaman bu milletvekillerin hepsi aslında Kürt kökenli de değil. Fakat eğer bu ülkede HDP Türkiye genelinde bir siyaset yapmak istiyorsa terör örgütüyle arasında mesafe koyması gerektiği kanaatindeyim ve bunu açık bir şekilde deklare etmesi aslında Türk siyaseti açısından da onları belli bir yere konumlandırabilir. Ama bugün baktığımız noktada bağlantılı bir şekilde siyaset yaptıklarını görüyoruz. Sayın Özkan, aktardıklarınız için çok teşekkür ederiz. Var mıdır eklemek istediğiniz bir nokta acaba? Vallahi anlatabileceklerim bu kadar. Sorduğunuz soruların umarım karşılığını bulabilmişizdir. Çok teşekkürler tekrar aktardıklarınız için. Rica ederim. Görüşmek üzere. Evet, yerel seçimler yaklaşırken muhalefet partilerinden işbirliklerine yönelik atılan adımlara ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan'la konuştuk. Bir sonraki yayınımızda tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.